buradaki hiçbir şey şu alandan buradan kesinlikle bir şey kuyaya gidip de yakılmaz. Kendimiz diktik. Teleribüsünü de kendimiz çektik. Büyüdü diye söktük. Başımıza bile olmaya başladı artık. Bazen yağmur yağış oluyor, Haziran'a getiriyoruz. Bazen yağmur kirazları bitirip cam yaptığımız oluyor. Bir tane de kura var. Haziran burada yediyor değil mi? Kura. Yaylamıza kimse göçmedi. Mayıs 1'ine kadar otların biraz daha yeşermesini bekliyoruz. Mayıs 1'den sonra 15 hanemiz var ya da 20 hane diyebiliriz. Bunlar yaylamıza göçecekler burada. Koyunlarını, keçilerini, ineklerini, hayvanlarını otlatacaklar burada. Bizim burada köyümüze ait 520 dönüm bir meramız var. Bu mera kanunu var. Mera kanununda da herhangi bir şekilde beton dökmek, beton bina yapmak mera kanunen yasak olduğundan dolayı biz de yaylamıza sahip çıkmak adına 100 yıl, 150 yıl önce yapılan binaları her sene tamir edip yine böyle gördüğünüz gibi doğal evlerde kalmayı sürdürüyoruz. Kuruyan ağaçların diblerine yukarıda gördüğünüz gibi ağaçları diktik, köyün gençleri, ihtiyarları, imece usulü 3-5 kere diyebilirim ki 5-6 bin ağaç diktik ama bunun 2000'ini falan tutturabildik. Ağaçlarımız zaten 300-400'lük olduğundan dolayı kar çok yağdığı zaman ağaçlar dalları kırılıyor, yıldırım çarpıyor, kuruyor. Bazen yaşı olmuş oluyor, intihar ediyor diyelim. Biz de onun yerine tekrardan bizim çoluğumuz çocuğumuz geldiği zaman burada dibinde oturabileceği, gölgelenebileceği bir yer olduğuna geleceği bir miras bırakıyoruz. Bir pandemi var, insanların da bazen naçalları yok. İnsanlar ister istemez buralara gelmek zorunda kalıyorlar. Bizim insanlardan tek istediğimiz şey, yani arabalarıyla geldikleri zaman özellikle motosiklette gelenler, özellikle bu crossçular dedikleri off-road muydu, oxcord muydu? Onlar geldikleri zaman yani buradaki yolu bırakıp çimenlerin üzerinden gidiyorlar. Onlardan ricamız yoldan geçsinler mümkünse. Hiç gelmesinler. Ana yol üzerinden yapsınlar. Çünkü burada insanlar geçimlerini, geleceklerini buradan kuruyorlar. Yani sonuçta 15 ineği var, 100 tane koyun olan var, 100 tane geçisi olan var. Onlar için burası olmazsa olmaz. Ama diğer arkadaşlar başka yerlerde pikniklerini de yapabilirler. Başka yerlerde eğlenebilirler de. Tabii biz onlara da hak vermenin yanında ama çevreyi biraz daha temiz tutarlarsa, çamların dibine ateş yakmazlarsa. Çünkü çamların dibine ateş yaktıkları zaman çamların kökleri 20-25 metre uzuyor. Ateş yaktıktan sonra bir sene sonra çam kurumaya yüz tutuyor. Evet, su sorunumuz var. Yaz geldiği zaman insanlarımız aşağıdan traktörlerle, eşeklerle su getirmek zorunda kalıyorlar. Burada da bir çeşmemiz var. Yetkililerden bu çeşmeye en yakın zamanda su bağlanmasını talep ediyoruz.